Ekonomi gündemindeki başlıklara bakacağız. Önce siyaset de tabii ekonomi gündemi tartışmaları var. Orada 3 başlık var. Faiz, enflasyon ve kur korumalı mevduat. İnşallah yılbaşından itibaren faizi nasıl düşürüyorsak, faizi devamlı indiriyor muyuz? Şimdi inşallah tek haneli rakama da faiz inecek. 2 milyar 222 milyon 873 bin dolar faiz ödüyoruz her ay. Saat başına ödediğimiz faiz 3 milyon 45 bin 348 bin dolar. Allah aşkına ya, bu yük çekilir mi ya? Merkez Bankası'nın 1,5 puanlık faiz indirimi sonrasında Erdoğan bu kez Malatya'dan faizin daha da düşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu devletin ödediği faiz rakamları üzerinden yanıt verdi. Yalan söylüyor diyerek. Bunlar açık ve net. Sizden oy almak için yalan söylüyorlar. Yalan, yalan, yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim. Bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız. Sen vergi ödüyorsun. Ödemediğin zaman ceza, ödemediğin zaman faiz geliyor. Dükkanı kapat, götür kur korumalı mevduata yatır. Hem döviz garantim var. Haram değil mi bu Allah aşkına ya? Haramzadelerin iktidarı dedim diye kızıyorlar. Siz paranızı bankaya yatırıyorsunuz. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Servetine servet katıyor. Yıl sonuna kadar 290 milyar sizin cebinizden bu faizciler aktarılacak. 3500 lira bir yıl içinde bu faiz baronlarına aktarıldı. Kur korumalı mevduat üzerinden de Hazine ve Merkez Bankası kasasından çıkan milyarlarla yükleniyor iktidara. Hayat pahalılığını hatırlatarak. Nereye dokunsanız acı hissediyorsunuz. İnsanlar geliyor, açız diyorlar. Ürettik karşılığını alamıyoruz. Bizi toprağa küstürdüler diyorlar. Her kesimden insanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz. Geçen sene Ocak ayında asgari ücrete zam yaptılar. 3 ay sonra asgari ücretin bir kıymet harbiyesi kalmadı. Para basıyorlar. Para basarak asgari ücret artırırsan 3 ay sonra o asgari ücret yine yetmez hale gelir. Çünkü enflasyon denilen bir canavar var. Bunların ne hayat pahalılığının önüne geçecek, ne enflasyonu düşürecek programlarının olmadığını söylemeye bile gerek duymuyoruz. Yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Türkiye'yi tam bir çıkmaza soktular. Tam bir borç batağı. Bu borç yükünü bu millet ne kadar çekecek? Cumhurbaşkanı faiz daha da inecek, enflasyon yılbaşından sonra düşecek diyor. Muhalefet ise ekonomi politikasının hem hazinenin hem de vatandaşın omuzundaki yükü artırdığının altını çiziyor.